Tolgar ismim. Parti Projesi İl Koordinatörüyüm. Bakanlığımızın kıymetli projelerini, dijital kültür ve pedagojisini yaşatmaya, anlatmaya çalışıyorum. İşim gereği. Fatih projemizin çok kıymetli bir platformu olan EBA'da eğitim, bilişim ağı açılım. Öğrencilerimizin çok kıymetli içeriklerinin toplandığı, paylaşıldığı, üretildiği bir yer. Sahadan besleniyor. Özellikle bakanlığımız buna çok çaba sarf ediyor. Dönem dönem kısa film yarışmaları, belgesel yarışmaları olmakta. Bunlardan bir tanesi de ikinci EBA belgesel yarışmasıydı. Biz de il olarak öğretmen kategorisinde katılmaya karar verdik. Konuyu düşünürken hiç duraksamadan tabii ki Çanakkale dedik, tabii ki çocuklarımız, tabii ki kültürümüz, şehitlerimiz, onların kahramanlıkları, merhametleri. Ancak bunu vurgularken bir çocuk gözünle düşündük. Tabii en yakında oğlum vardı, birlikte çalışmalara başladık. Bu kıymetli amaç doğrultusunda çok çok güzel yürekler, tutkulu coşkulu arkadaşlarımız projeye dahil oldu. Onların kıymetli destekleriyle proje evrildi. Senaryo gereği çocuk okumayı çok sevmiyor. Fakat öyle bir kitapla karşılaştı ki heyecanlandı. Atalarının izini sürdü. Şehitlikleri dolaştı. Olayları, kahramanlıkları bizzat bisikletinde gezdi, anlattı. Bunu kurgularken, bu çalışmayı yaparken özellikle pedagojiyi ön planda tuttuk. Son kullanıcı olan kıymetli çocuklarımıza döneceğini bildiğimiz için kurumumuzu temsil etmenin onurunu, ciddiyetini böyle bir misyonla harekete geçtik. Birçok tarih uzmanımızdan görüşler aldık. Tarih Alan Başkanlığı'na, özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Sayın Müdürümüz Osman Özkan'a, ilgili birim müdürümüz, şube müdürümüz Bünyamin Uruç'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel bir sinerji yaratacağımızı düşünüyorum. Özellikle diğer illerdeki çocuklarımızın bundan nemalanacak olduğunu düşünmek beni çok heyecanlandırıyor. Bakanlığımızın bu kıymetli çalışmasına katılarak güzel bir sinerji oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu bir prototip. Bunun üzerinden proje farklı yönlere evrilecek. Daha çok hayata dokunmak, fark yaratmak istiyoruz. Onun için çalışmamızın ismi Ödev Çanakkale'ydi. Tarihimizi, kültürümüzü, şahsiyetlerimizi tanıttık. Bir çocuk gözüyle kurguladık. Bundan sonraki çalışmalarımızın ismi Rehber Çanakkale ve Destan Çanakkale olarak yürüyecek. Yani ömrümüz yettikçe Çanakkale'yi anlatmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin ruhuna saygı ve minnetle. En azından bisikletimi atlayarak Arıburnu bölgesine doğru yola çıkmaya karar verdim. Ama daha önce Seyit Onbaşı'nın yer aldığı Tabya'ya uğramak istiyordum. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Nihayet öğrendikçe bana heyecan veren o destansı yerleri görecektim. 1915 yılında İngiliz ve Fransız Birleşik Donanması İlk önce Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne ulaşmak istemiş. Oradan da İstanbul önlerine gelerek Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak için plan yapmışlar. Ne var ki bu amaçla 18 Mart 1915 günü Çanakkale Boğazı'nı bombardıman eden İtilaf Devletleri'ne ait donanmayı, gazi tabyalarımız ve boğaz sularındaki mayınlar engellemişler. Merhabalar, adım İsmail Tuner. Gazi Ortaokulu'nda okuyorum. Öncelikle bu projenin amacı Çanakkale'deki tarihimiz, şahsiyetlerimiz ve kültürümüzü tanıtmaktı. Öncelikle bu çalışmaya başladı babam ve sonra benden destek istedi. Ondan sonra ben de bu çalışmanın kahramanı oldum. Çok büyük bir çalışma sonucu, böyle bir sonuca vardık. Çok mutluyum. Güzel bir hafta sonuydu. Arkadaşlarımla buluşup eğlenmeyi düşünüyorduk. Ama proje ödevim vardı ve bu yüzden elim kolum bağlıydı. Mecburen zamanımı kütüphanede geçirmek zorundaydım. Tam olarak ne yapacağımı da bilmiyordum. Ta ki Nergis ablamla karşılaşıncaya kadar. Adeta bir pusula gibi kütüphanede karşıma çıkmış ve böylece imdadıma yetişmişti.
İsmail, merhaba. Nasılsın? Ne yapıyorsun burada? Teşekkür ederim Nergis abla. Öğretmenim Çanakkale Savaşları ile ilgili bir konu vermişti de. Ben de babam da burada çalışabileceğimi söyledi, onun için buradayım. Biliyorsun ki ben tarihçiyim. Bu konuda bir fikrin var mı? Yok. Biraz acelem var. Şimdi gitmem gerekiyor ama gitmeden önce sana birkaç kitap önermek istiyorum. Bir de bu. Bunların ikisi de çok önemli. Bunları mutlaka okumalısın. Şimdi benim gitmem gerekiyor. Sanat çalışmalarında başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Nergis ablamın önerdiği ilk kitabı okuyarak dersimi çalışmaya başlamıştım. Kitap okuma alışkanlığım neredeyse yok gibiydi. Fakat bu kitabı okumaya başladıktan sonra çalıştığım konuya ilgim daha da artmıştı. Kütüphanede saatler geçmiş olmasına rağmen hiç durmadan okumaya devam etmiştim. Bir yandan da notlar almıştım. Hayret, zaman nasıl da hızlıca geçmişti. Oysa bugün ders çalışmayı dahi istemiyordum. Aradan günler geçmişti. Ödevimi teslim etmek için birkaç günüm daha vardı. Zaman zaman hayretler içinde kalarak öğrenmeye devam ediyordum. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale muharebeleri devam ederken yaralanan ve şehit olan subaylarımızı takviye etmek için liselerden dahi 18 yaşındaki öğrenciler askere alınmış. O günlerin coşkusunu ve heyecanını Münim Mustafa Cepheden Cepheye adlı eserinde şöyle anlatıyor. O günleri hiç unutamıyorum. Bütün münevver Türk gençliği Harbi Mektebi'nde yedek subay talimgahına girmek için koşuyordu. Ne heyecan! Bütün kapılar, avlular, koridorlar taptaze, genç, dinç Türk çocuklarıyla doluydu. Kalabalık o denli fazlaydı ki subaylar kayıt muamelesini hiç yemiyorlardı. Bu savaş dönemi hakkında daha nice bilgiler var. İnsan buralarda geçen olayları öğrendikçe bu yerleri görmek istiyor. Ben de öğrendiklerimden sonra yerimde duramayacak hale gelmiştim. En azından bisikletimi atlayarak Arıburnu bölgesine doğru yola çıkmaya karar verdim. Ama daha önce Seyit Onbaşı'nın yer aldığı Tabya'ya uğramak istiyordum. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Nihayet öğrendikçe bana heyecan veren o destansı yerleri görecektim. 1915 yılında İngiliz ve Fransız Birleşik Donanması ilk önce Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne ulaşmak istemiş. Oradan da İstanbul önlerine gelerek Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak için plan yapmışlar. Ne var ki bu amaçla 18 Mart 1915 günü Çanakkale Boğazı'nı bombardıman eden İtilaf Devletleri'ne ait donanmayı, gazi tabyalarımız ve boğaz sularındaki mayınlar engellemişler. Boğazın her iki yakasında başka tabyalar da var. Bu güvenlik önlemi savaş başlamadan önce alınmış. Düşman donanması 18 Mart 1915 günü taarruz ettiğinde boğaza döşenmiş olan mayınlarla birlikte o günü zafere taşımışlardı. Bu zaferin elde edilmesinde Nusrat mayın gemisinin çok özel bir yeri olmuş. Çok büyük bir risk altında düşman donanmasına sezdirmeden karanlık liman civarına döşenen mayınlar boğaza saldıran zırhlı gemilere büyük zarar vermişler. Seyit Onbaşı'nın görev aldığı Rumeli Mecidiye tabyasını yakından görmek oldukça heyecanlıydı. Seyit Onbaşı'nın kendi vücut ağırlığından çok daha fazla olan mermileri sırtlayarak görev yaptığı topa taşıması insanın gözünde canlanıyor gibiydi. İngiliz ve Fransız zırhlı gemileri karanlık liman yakınlarında manevra yaparken buralara döşenmiş olan mayınlara çarpmışlar. Bu arada tabyalarımızdan atılan top mermilerimiz de gemilere büyük hasarlar vermiş. İşte bu toplardan biri de Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı mermileri atan Rumeli Mecidiye tabyasındaki toptu. Gezinin devamında Arıburnu bölgesine gelmiştim. Albayrak sırtından Kanlısırt istikametine yöneldiğimde Mehmetçiğe saygı anıtı ile karşılaştım. Bu anıt çok şey ifade ediyor. Kahramanlarımız yalnızca düşmanıyla dövüşmemiş, aynı zamanda onlara karşı merhametli olmuşlardı.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. İtilaf donanması Boğaz'da mağlup olduktan sonra bir deneme daha yapmak için cesaret edememiş. Bu durumda çareyi karaya asker çıkarmakta aramış. Bir sürü hazırlık yaptıktan sonra 25 Nisan 1915 gününün sabahı Seddülbahir ve Arıburnu kıyılarına çıkarma yapmışlar. Aynı günün sabahı Anzaklar Arıburnu sırtlarını ele geçirmişler. Bizim askerlerimiz de düşmanı buralardan kovmak için yetişmiş. Günler boyunca iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamamış. Böylece cephede siper savaşları başlamış. Aylarca devam eden bu mücadele yaz ve kış mevsimlerinin zorlu şartlarında her iki tarafa da tarifsiz sıkıntılar yaşatmış. Bu çetin şartların küçük bir kısmını bir şehidimizin mektubundan öğreniyoruz. İngilizler faaliyete başladılar. Ateşin birden çok şiddetlendiğine bakılırsa bunların sabah keyfi olsun diye atılmadığına inanmak lazım. Anlaşılıyor ki siper komşularımız bugün pek ciddi niyetlerinden birinin daha tecrübesine girişecek. Oo, bugünkü ateş pek başka. Etrafta kıyamet kopuyor. Öyle uykum var ki. Top ve mitralyöz yıldırımları kulaklarımı patlatıyor. Allah'a ısmarladık kardeşim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulmamacasına hepsi şehit düşüyor. İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlık ve tevekkülle biliyor musunuz? Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor. 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme dahi göstermiyor. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla. Donanmasıyla Boğaz'ı geçemeyen İtilaf kuvvetleri, kara çıkarmasından da umduğunu bulamamıştı. Tek çare olarak İngiltere'den gönderilen büyük takviye kuvvetlerle beraber Ağustos ayında Jonk Bayırı'na ve Anafartalara taarruz düzenlemek istemişlerdi. 25 Nisan 1915 günü 57. alayla birlikte düşmana geçit vermeyen Yarbay Mustafa Kemal bu defa Anafartalar Grup Komutanı olarak albay rütbesiyle bir kez daha İtilaf Devletleri'ne ait kuvvetlerin önüne set çekmişti. Netice olarak Mehmetçiğin yurt savunması düşmanın bütün planlarını alt üst etmiş. Ocak ayında arkalarına bile bakmadan çekip gitmişler. Öğrenimlerini yarıda bırakıp vatanın kurtulması için cepheye koşan gençlerin bize verdikleri büyük bir mesaj var. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.